Merhaba arkadaşlar. Günün cumartesi bahisini vereceğim hemen. Değerli dostlar. Bugün biraz geç kaldık. Normalde erken çekmem gerekiyordu. Dün itibariyle güzel başlangıç yaptık. Gün itibariyle güzel maçlarımız bitti arkadaşlar. E, kazandık alanları. Tebrik ediyorum. Dünkü arkadaşlar Gaziantep maçı var dedik. E, dep kazanın bir buçuk demişti. Tabii ki dep öne geçmişti ilk yarı. 3-1 çektiler. 2-1 sonra 2-2-3-2. Iki, iki, ee, ev sahibi felaket bir şekilde 5-2 yendi. Yani 2.5 koysu tam yüz arkadaşlar. Varımız geldi. Alanları tebrik ediyorum. Diğer maçlar nazarında tam olarak şu an hatırlamıyorum ama. Yani gelen maçlarımız oldu arkadaşlar. Bir arkadaşlar e, Freiburg maçından 1 buçuk demiş. Normalde maç sonucu 1 dedik arkadaşlar. Geldi. O da kazandı. Eee... Birkaç tane daha maçımız daha vardı. Tam hatırlamıyorum şu anda arkadaşlar. Bir tane daha maçımız evet. Kulüp Burcu maçı vardı. 2.5 gol üstü arkadaşlar. Var. Her şey oldu. 3-1 bitti. Lazio maçı vardı. Var dedik arkadaşlar. Hatta e, dep basma kazanır söylemiştik. Ama var bitti. Her şey bitti. 2.5 gol üstü oldu arkadaşlar. O maçta kazandı. Değerli dostlar. Evet arkadaşlar. Bir de Lille maçı vardı. Lille var söylemiştik. Ee, arkadaşlar bu şekilde 2.5 gol üstü olur Yüksekten 1.98'den söylemiştik O da geldi Alanları tebrik ediyorum Dün gerçekten güzel kazan sağlık Bir Freiburg dediğimizde 1.5 dedik O da olmadı Inter kazanır söylemiştik O da e, varından geldi Ama maç sonuçluk gelmedi Kulüp proj 2.5 var geldi arkadaşlar Zaten bu maçta o maçı 2.5 e, gol üstü 2.5 gol üstü olacağını söylemiştim zaten arkadaşlar. Bu maçta bakın 1.46 Onlar oranı 1.46 ikisini kombin yapın oynayın. 2.5 gol üstümüz yani 2 maçın da 2.5 gol üstü geldi arkadaşlar. Alanları tebrik ediyorum. Günün maçlarına geçelim. Arkadaşlar birçok maçları zaten inceledik. Ee, vereceğim. Son tantım Manu maçı. Şimdi Manu arkadaşlar son maçını formda Liverpool'a karşı o takıma karşı kazandı. Son tamtında iki maçını kazandı. İki formda en son maçları arkadaşlar e, bir bir bitmiş. Şimdi Manu'nun önünde 9-0 Manu 2020'de yenmiş arkadaşlar geçen sene. Ben burada yine iki takımdan da birer gol beklenir. Arkadaşlar 1-41'den değerlendirilebilir. Açıkçası ben Manchester bu gazla e, arkadaşlar bu gazla bu maçta da goller bulacağını düşünüyorum. Dep basman bir buçuk üstü denenebilir. 1.50 bir dorona var. İsteyenler de bir buçuk arkadaşlar. İsteyenler de maç sonucu iki buçuk gol üstü oynayabilir arkadaşlar bu maça. İki seçeneği de yani iki alternatif şey, şeye de arkadaşlar için de açık bir maç gözüküyor. Güzel maç olacağını düşünüyorum. Dortmund iki buçuk gol üstü bu maçları oynayın arkadaşlar. Dortmund iki buçuk gol üstü değerlendirebilirsiniz. Lerkuzen Maizi maçı da arkadaşlar. Bu maçında bu maçında arkadaşlar olacağını düşünüyorum. Leipzig karşılaşmasının olacağını düşünüyorum. Bu, bu maçta iki takım da gol atar. O, oynayan arkadaşlar Wolfsburg'un da en az bir gol bulacağını düşünüyorum. Leipzig'e karşı de kötü zaten. İkisi de birbirine gol atar arkadaşlar. Ee, burada golü bir maç bekliyorum açıkçası. Maç boyunca 2.5 gol üstü var. Oynayabilirsiniz. Yüksek alternatif olarak da var. Oynayabilirsiniz arkadaşlar o maça. Man City maç 2.5 gol üstü direkt oynayabilirsiniz arkadaşlar. Man City ev sahibinden en az riske girip arkadaşlar 3 gol bekliyorum. Ya yani 1.70 oranı var. Değerlendirebilirsiniz. Chelsea, Leicester. Burada Chelsea'den en az. Arkadaşlar 2 gol bekliyorum. 1.5 gol üstü 1.32. İsteyenler de alternatif yüksek tercihten de 1.42'den oynayabilir 2.5 gol üstü. Liverpool maçı 2.5 gol üstü oynayabilirsiniz. Ee, ev sahibi buçuk gol üstü oynayabilirsiniz. Yani bu şekilde maçları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Günün güzel karşılaşmaları bu şekilde. Yani birçok maçlarda bu maçları gördükten sonra zaten bakalım değerlendirmeyi alacağız. Yani yorumlamaya çalışıyorum birçok maç arkadaşlar. Gözüme çarpan ve değerlendirmiştim maçları alabilirim. Yine arkadaşlar ee, Karagümrük, Ankara gücü. Maçın patlama çok güzel, efsane bir maç olacağını düşünüyorum. İki takımdan da ben birer gol bekliyorum. 1 bir, bir oranı var. Şimdi Fatih Karagümrük 5 taştan 4 tane yedi arkadaşlar Depasman'da. Kendi evinde de yenilmiş. 3 maçı kaybetmiş. Depasman 2. vakti sonuç maçında bir galibiyet var. Bir beraberlik var. Bir mağlubiyet. Yani Depasman yine iyi. Burada 1-24'ten tabi alınabilir ama ee, ev sahibi 2 golü denenebilir. Bir 74 kara gümrük forret attı ve kendi oyuncu sistemi Beşiktaş'a kartı biraz diş geçirmeye çalıştı ama Beşiktaş'a yemedi. Belki Ankara yedirebilir. Kendimde de iyi oynayabilir. 2 gol bence sallayacağını düşünüyorum. Alternatif yüksek tercih olur. Ben bu maçta iki takımdan da gol bekliyorum. 1-1'den Bir değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Arsenal Fulham 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. Direkt onu geçiyorum zaten. Bayern Münih üç buçuk. Arkadaşlar tabi düşük oran ama 4.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. Ben 4.5 gol üstü iki takımda birer gol bulacağını düşünüyorum. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Hatta Bayern Münih arkadaşlar 4 gol atar şeklinde de 1.84'den yüksekten değerlendirebilirsiniz. Ayrıca isteyenler düşük orandan 2.5 gol üstü sonra 3 gol üstü sallar diye o şekilde oynanabilir arkadaşlar. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar. Ee, Alanya maçı 2.5 gol üstü oynayabilirsiniz. 1.36 arkadaşlar. Alanya'nın burada. Alanya takım. Takım olarak sonuç maçta zaten görüyorsunuz. Sonuç maçta iki beraberliği bir galibiyeti var. Alanya'nın burada en az arkadaşlar 1.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. Alanya'nın burada en az arkadaşlar 3 gol bulacağını düşünüyorum. 2.09'dan değerlendirebilirsiniz var şeklinde de 1.8'den alabilirsiniz. İstanbul Spor'un bir gol olacağını düşünüyorum. Adana Demir maçı da 1 arkadaşlar. 1 ve 1.5 gol üstü. 1 ve 2.5 gol üstü oynayan arkadaşlar. 1.40 gol düşük. 1 ve 2.5 gol üstü. Adana Spor'u en az ben ev sahibinin en az 2 gol bulacağını düşünüyorum. Kendi evinde Ümraniye karşı Ümraniye bu da yine dayanamaz. Kötü bir takım. Adana sistem takım olarak iyi. 2 gol bulacağını düşünüyorum Adana Demir'in. Ev sahibi 1.5 gol üstü. Maç boyunca da bir üstü oynayabilirsiniz arkadaşlar. Temiz bir maç olacağını düşünüyorum. O maçın. Şimdi kombinledim kombinlere geçelim. Hemen arkadaşlar videomuzu sonlandıralım. arkadaşlar 1.68'den e, Messi 2.5 gol üstü arkadaşlar. Ev sahibi bu maçta tekten de maç boyunca 2.5 gol üstü alabilirsiniz. Chelsea Richters maç boyunca 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. Burada Chelsea'ye riske girip 2.5 gol üstü oynamak isteyenler alabilir. İsterseniz de direkt e, arkadaşlar dediğimiz arkadaşlar ev sahibi 1.5 üstü alabilirsiniz. 2-0-6'lık bir kombin. Chelsea maçı 2.5 gol üstü Liverpool ev sahibi 2.5 gol üstü 3 gol atar. 2 0 6lık güzel bir kombin. Tekten sadece Liverpool maçına 3.5 gol üstü oynayabilirsiniz. Yani olacağını düşünüyorum artık. Yani Liverpool artık burada bir patlama yapacaktır. Karagümrük Ankara gücü var. İki takımdan da birer gol bekliyorum. Arsenal'da 2.5. Bayer ilk yarı 1.5. Bayer sadece tekten ilk yarı 1.5 üst değerlendirir. Bir sonra düşmeden arkadaşlar belki 5-10 dakikada orana bekleyin. 150 eli yapıştırın arkadaşlar. bir buçuk üstü değerlendirebilirsiniz. Günün cumartesi bahisleri bu şekilde. Lütfen emeği saygısından videomuza like atmayı unutmayın. Arkadaşlar kanala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Lütfen videomuzu paylaşmayı unutmayalım. Herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar.